gitmem gerekiyor. Aşiretimin başında olmam lazım. Demek kararını verdin. Sen demiştin. Her tercih bir vazgeçiştir diye. Demek bizden vazgeçtin. Hiçbir şeyden vazgeçmedim Sıla. İstediğimiz dünyayı kurabilmek için emek vermem gerekiyor. Bu insanların seni de kendilerinden biri gibi görmeleri, seni sevmeleri için senin de orada olman gerek. Buradan fabrika kurarak bunu yapamazsın. Şimdi sen karar vereceksin Sıla. Benimle Mardin'e gelecek misin? Anlamadım. Seninle Mardin'e gelmemi mi istiyorsun? Evet. Bunun mümkün olmadığını ikimiz de biliyoruz, değil mi? Eğer bizde kadın hamileyse hüküm durdurulur Sıla. Durdurulur. Doğuma kadar. Ya sonra? Ya sonra Boran? En azından savaşmak için, değiştirmek için bir şansımız var. Eğer bunu biz başarırsak, başkaları için de bir umut olacak. Bunu göze alabilecek misin? Sana nefretle bakacaklar. Öleceğin zamanın gelmesi için gün sayacaklar. Ama eğer başarırsak, o zaman töre değişmiş olacak. Durdurulmuş değil. Yapamam dersen, bunu göze alamam dersen anlarım. Amcamı ara baba. Kararımı ona söyle. Emin misin oğlum? Bu işi yapacak nice insan çıkar. Senin elini bulaştırmana gerek var mı? Aşiret bunca zamandır ağalarının gerekenini yapacağına inandı. Ben de saygımdan olaya el atmadım. Kenarda durdum. Ama artık ona ne saygım kaldı ne de güvenim. Bu işi yapması için başkalarına silah vermek şanımıza yakışmaz. Zaten Boran beceremediği için başımız önde kaldı. Ailemizin şanı için aşirete de, herkese de bu işin şakası olmadığını göstereceğim. Nasılsın abi? Daha iyisin değil mi? Ne yormak neydi? Unutalı çok oldu Zinar. Ne zaman başımıza açılan işler hallolacak, o zaman huzur bulacağım. Ben de zaten bunun için senden izin isteyecektim abi. Ne izni Zinar? Ne istiyorsun? Bu işin Boran'la olası kalmadı abi. Eğer sen de uygun görürsen Cihan hükmü yerine getirip başımızı yerden kaldırmak ister. Daha önce aklı neredeymiş Zinar? İşler Arap saçına döndükten sonra kahramanlığa kalkışmak neden? Ağasına saygısından ses etmedim bunca zaman. Saygıymış. Aylardır sizden haber bekledim. Ne saygısı? Bana ne saygı gösterdiniz? Ama abi... Zinar, sana yola çıkarken işleri yoluna koy dediydim. Sen ne yaptın? Ne uğruna mukayyet olabildin, ne de Celil Efendi'ye lafını geçirebildin. Bu saatten sonra kimse elini oynatmaya zahmet etmesin. Ben size güvendikçe siz beni yok bildiniz. Ama artık bu rezilliği ben bitireceğim.
Gerekeni yapsın diye Sadık'ı oraya yolluyorum. Ne Cihan ne sen hiçbir şeye karışmayın bundan böyle. Peki abi. Sen nasıl istersen. Benim daha ölmediğimi hepinize göstereceğim. Efendim abay. Ha, alo Boran. Ne yaptın? Yoldayım. Havaalanına gidiyorum. Sıla ile konuştun? Evet, konuştuk. Ne dedi peki? Seninle millete gelecek. Hadi bakalım Emre Bey. Hazırlan gidiyoruz. Ben hiçbir yere gitmiyorum. İtiraz istemem. Dışarıda halletmemiz gereken işlerimiz var. Çıkıyoruz. Ne oluyor? Beni rahat bırakın. Bu inadınızdan da vazgeçin. Her zaman bu dört duvar arasında yaşayacak değilsin Emre. Dışarıda hayat akıp gidiyor. Sen de bu hayata tutunmak için elinden geleni yapacaksın. Kaç kere söyleyeceğim. Ne dışarıda olanlar ne de bu hayat umurunda değil. Oğlum, ne olur böyle konuşma. Ama bizim umurumuzda. Senin de olacak. Şimdi bir randevumuz var. Hep birlikte oraya gideceğiz. Ne randevusu bu? Senin iyileşeceğine, tekrar yürüyebileceğine inanan bir doktorla. Boşuna uğraşma Sıla. Amerika'ya asla gitmeyeceğim. Doktor Amerika'da değil ki, burada. Çareler her zaman çok uzakta değildir Emre. O yüzden şimdi hazırlan, gidiyoruz. Neden vazgeçmiyorsunuz? İyileşemeyeceğimi bile bile neden mücadele edeyim? Yeter artık Emre. Bu vazgeçişin hepimizin canını yakıyor. Annem baban ne kadar üzülüyor görmüyor musun? Bu tavrının sebebini hiç anlamıyorum. Sanki bizi cezalandırıyorsun. Oysa onlar seni sevmenin dışında hiçbir şey yapmadılar. Yaşananlar hepimizin canını yaktı. Ama bu halin bizi perişan ediyor Emre. Oğlum, ne olur bir kez konuşsak. Emre, bir kere denesen ne kaybedersin? Ama düşünsene. Ya işe yararsa? Senin oynadığın top bir kadar olur. Puy! Oh, hele şükür. Al bakalım. Acele neyse. Az sabredeydin de soğuyaydı. Ya Bedir, pişene kadar bekledim ya. Hem senin sütlacını yemeyeli epey zaman oldu değil mi? Az soluklan da anlat bakalım dün gece neredeydin? Ya Bedir, bu sorgu ne zaman bitecek ya? Ya anlattım ya, dün de aynı şeyleri söylemedin mi? Anlatmışmış. Sen kimi kandırıyorsun Celil Efendi? Senin karşında yeni etme gelin yok. Ben anlamam mı? Bir işler çeviriyorsun sen. Ya vallahi billahi doğru söylüyorum ya. Arkadaşlarla okey'e dalmışız ya. Yani ne işler çevireceğim ben şimdi? Burada yol bilmem, iz bilmem. Ya bir garibim ha ben burada, garibim. Sen kafana takacağım da. Yol iz arayacaksın ya ben bileceğim. Hadi hadi, bırak bunları da anlat bakalım. Ne işler çeviriyorsun? Ya Allah'ın bir hakkı için bir günde kocana inan ya. Ya bir günde bana inan ne var yani ya? Yemiyorum, al sütlaçını. Burnumdan getirdin zaten. Bir günde kocana inansan ne olur yani ya? Ne olur ya? Bas bayağı bir iş çeviriyor bu. Yakında kokusu çıkacak. Haydi hayırlısı. Kendini aşiretin çok önemli bir adamı gibi tanıtacaksın. Elinde çok miktarda toprak olduğunu söyleyeceksin. Eğer bu toprakları alırsa Midyat'ta daha da güçleneceğini hissettireceksin. Ama sakın bir açık verme. Senin elinde çok toprak olduğunu sansın. Sen hiç merak etme ha. Madem topraklarımızı almaya bu kadar hevesli, seninkiler de alsın. Ben ona yapacağımı bilirim. Senin bir numara yaptığını anlamazsın. Kandır ki yakında girmek kolay olsun. Burnunun dibine kadar girince bitir işini. Önce o Sıla denen kadının kanını akıtacaksın. Sonra sıradan diğerlerinin kanını akıtacaksın. Ağam, dediğim yanlış anlama da
Yüklü bir kadını vurmak töremizce münasip midir? Bunun vebali ağır olmaz. Sadık, benim sözüme karşı duracaksan yıkıl karşımdan. Yok ağam, dediğim başka manada anlama. Öldürmekten değil, günahından korkarım. Yılanın yavrusu zehirsiz olmaz. Yarından tezi yok, yola düş. Attığın her adımı bana bildireceksin. Başka hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi olmayacak. İstanbul'da olduğunu bilmeyecekler. Karşına kim çıkarsa gözün görmeyecek. Dur deseler de kulağın duymayacak. Ya Boran Ağa, onun haberi var. Sadık, karşında ben varken Boran Ağa'nın sözünde ne hüküm ararsın? Aşağı, sen ne dersen benim için hüküm odur. Tamam o zaman. Sen şimdi sadece yapacağın işi düşün. Ardında kalanlar evvel Allah'a, sonra bana emanet. Allah senden razı olsun ağam. Yolun açık olsun. Ağam. Söyle. Bütün işleri hallettim. Eğer başka emrin yoksa havaalanına gitmek için müsaadeni isteyeyim. Havaalanında ne işin var Şivanya ya? Boran ağam geliyor. Onu karşılamaya gideceğim. Boran mı geliyor? Ben haberim var sanıyordum ağam. Artık haberim olsa da olmasa da bir. Bu saatten sonra zahmet edip gelmeseymiş. Söyle ona evime adım atmasın. Onunla aynı çatı altında kalmayacağımı söylemiştim. Hatta geldiği gibi geri dönsün. Nasıl olur ağam? Ben Boran ağama nasıl böyle derim? Basbayağı söyleyeceksin. Hatta ona de ki bundan böyle aşiretin bir karış toprağı dahi elimizden çıkarsa buraların ağası değil düşmanı olacak. Nasıl oldun Emre? İyi geldi mi deniz havası? Daha iyi oldun mu? Çıktığımızdan beri hiç konuşmadın. Yoksa doktoru mu sevmedin? Bu oyun ne zaman bitecek? Beni ne zaman rahat bırakacaksınız? Hiçbir zaman. Buna alışsan iyi olur. Hem artık dört elle sarılmamız gereken bir umudumuz var. Sen de istersen bir daha yürüyebileceksin. Ne kadar iyimser bir yaklaşım. Bu bahsettiğin sadece küçük bir ihtimal Sıla. Umut etmek için daha fazlası gerek. Evet, daha fazlası gerek. Mesela senin de bizim gibi buna inanman gerek. Bize karşı değil, bizimle birlikte savaşman gerekiyor. Sıla haklı. Birbirimize destek olursak başarırız. Ne olursa olsun denemen gerekiyor. Şimdi bize söz ver. Doktorun söylediği şeyleri yapacaksın değil mi? Geleceğimi kimseye haber verdin mi Şiva? Bir tek Firuz ağama dedim. Kimseye söyleme deseydin ağzımı açmazdım valla. Önemli değil. Zaten karşısında gördüğü zaman geldiğimi anlamayacak mı? Doğru dersin ağam. Şivan, senin canını sıkkın. Senin derdin zaten sana yeter ağam. Beni boş ver şimdi. Olur mu öyle şey? Neymiş canını sıkan? Söyle bakayım. Daha ne olsun ağam? Ayşe öyle bir halt yedi ki içinden çıkamıyor. Hayırdır? Evinin kadını olamadı. İki gündür kayıp. Nereye baktıysan bulamadım. Bir elime geçirsem soracağım hesabını. Peki sen nasıl vereceksin hesabını? Ayşe'yi istemediği bir adamla zorla evlendirdin. Kız gün yüzü görmedi üstelik. Bu işte Hamdi'nin olduğu kadar senin de suçun var. Sana gitmeden söyledim. Nişanı boz dedim, dinlemedin. Kendi burnunun dikine gittin. Olacağı buydu. Neyse ki Ayşe akıllı kızdır. Yanlış bir şey yapmaz. Zaten başına bir şey gelmiş olsaydı şimdiye kadar alırdık haberini. İnşallah bir şey olmaz. Emre yattı. İyi yoruldu tabii. Gel otur kızım, bir kahve iç. Yok Kenan amca, gitmem gerek. Yapılması gereken işler var. Teşekkür ederim Sıla. Sen de olmasan. Lütfen. Yeter ki Emre iyileşsin.
Tedaviyi kabul etti ya. Bundan sonrası arkasından gelir. İnşallah Şule teyze. Hadi ben seni geçireyim. Hoşça kal Kenan amca. Güle güle yavrum. Şivan Kahya, kimler toprağını sattı? Kimler işini bırakıp fabrikaya girmiş biliyor musun? Vallahi ağam, zeytini kaldırmak için adam bulmakta çok zorlandık. Tarlada biz çalışıyor, parayı ağalar alıyor. Biz de kendi cebimizi düşünüyor diyenler işi bıraktı. Fabrika dahi yevmiye veri diyenler oraya yazdırdı kendini. Ah ağam ah. Para araya girince gönül borcu unutuldu. Başı sıkışan toprağını sattı. Ekip işleriyle karnını doyuramayan da yetti artık bu rezillik deyip tarlasını, toprağını elden çıkardı. Önünü sonunu düşünen yok ki ağam. Kabahatin çoğu bizde Şivan. Artık bu düzen değişmeli. Eşitsizliğin olduğu yerde huzur olmaz. Çalışanlar azalınca büyük toprak sahipleri çok huzursuzlandı. Olanlardan dolayı seni suçladılar. Hatta Firuz ağamın bile kanına girdiler. Firuz ağam da bu olanlardan dolayı çok öfkelendi. Hatta senin yanına geldiğimi duyunca bağım bile çok kızdı ağam. Demek öyle. Ağam, sana bir şey diyeceğim ama kusuruma bakmayacaksan he? Söyle Şivan. Ağam, Firuz ağam evimden içeri adım atmasın dedi senin için. Artık bu iş çok uzadı Şivan. Yarın bütün aşiretin büyüklerini, erlerini topla. Meclis toplansın. Ali Ağa da başkanlık yapsın. Dananın kuyruğu kopsun artık. Baş üstüne ağam. Çorbaları ben koysaydım. Siz zahmet etmeyin, ben yaparım. Ne zahmeti canım? Benim işim bu. Ayşe, bu işler Mardin'de kaldı güzel. Gel sen misafir misin? Otur yemeğini ye güzel güzel. Afiyet olsun. Sağ ol kızım, sağ ol. Sana da. Ya Emir, ağzını şapırdatmasana, içim bulanıyor. Sen de yemeğine bak. Ne diye ağzıma bakıyorsun ki? Ya de haydi adam gibi yiyin şu yemeğinizi ya. İyi akşamlar, afiyet olsun. Ya ablam gelmiş. İyi akşamlar kızım. Hayırdır bacı müsaitler? Hoş geldin gelinim. Selam. Senin ne işin var burada? Ne o, kimse beni gördüğüne sevinmedi mi? Yok kızım, olur mu öyle şey, otur. Sadece şaşırdık biraz. Ya ben size söylemiştim çok özlerim, sık sık gelirim diye. Biz de seni çok özledik ablam. İyi yaptın kızım, tekrar hoş geldin. Kimse yemek vermeyecek mi bana, çok acıktım. Ben hemen getiririm gelin al. Orhan Ağa nasıl kızım, iyi mi? İyi baba. Sen hoş geldin demesen de ver elini öpeyim. Arkadan kuyumuzu kazıp giden evladı öptürecek elim yok benim. Bilip etmeden yaralama beni ana. Ben buraya her şeyi yoluna sokmak için geldim. Aylar önce şu kapıdan seni aslanlar gibi çıkardım. Sıla'ya verilen hükmü yerine getirecek, başımızı yerden kaldıracaktın. Ama sen ne yaptın? Gittiğin gibi geri geldin. Bizi kör kuyularda bıraktın. Ana, işler bildiğin gibi değil. Bir dinlesen anlayacaksın. Sen yolundan saptın oğlum. Töreyi bozdun. İnsanları karşına aldın. Baban senin geleceğini duyunca gitti. Seni karşısında görmek istemiyor. Ana, sen de sırtını dönersen ben kimden güç alacağım? İzin ver elini öpeyim. Helalliğini alayım. Ah oldu. Sana da oldu. Halil İbrahim bereket olsun. Afiyet olsun. Sen otursaydın Nuran toplardı. Ben alışık değilim ki gelin al. Hem hep beraber toplar bitiririz hemencik. Afiyet olsun. İbrahim çay ve sandviç hazırla.
Çok acıkmışım. Sanki bütün gün hiçbir şey yemedim. İki canlısın Sıla. Olacak o kadar. Ya Emir, inatına yapıyorsun değil mi? Ula kesin artık şu şaklabanlığı. Gidin elinizi ağzınızı yıkan ya. Sabahtan beri şişirdiniz kafamı. De hadi. Henüz değildi. Gidemeyiz. Kızım afiyet olsun. Sağ ol baba. Sıla. Doydunsa az içeri gelsene benden. Anne ne oldu? Kötü bir şey mi var? Kızım artık iyi mi kötü mü ben bilemiyorum. Neler döndüğünü sen söyleyeceksin bana. Ben anlamıyor musun sanki kızım? Hadi yüreğimi indirme de söyle bana neler oluyor. Kocan nerede? Niye onun yanında değilsin? Niye buraya geldin Sıla? Anne. Bora Mardin'e gitti. Ne oldu da birdenbire gitti? Kötü bir şey oldu. Bütün aşireti toplayıp onlarla konuşacak. Hamile olduğumu anlatacak. Ve töreyi durduracak. Doğuma kadar. Ya da bebeğin sütten kesilene kadar. Anne. Ben de Mardin'e gideceğim. Kızım. Sen aklını mı kaçırdın? Bu dediğin hayatta olmaz Sıla. Hüküm kalksa da biri sırf şan olsun diye kalkar seni sınırdan girdiğine vurur. Gideceğim anne. Eğer Boran'la yan yana olursak, el ele verirsek töreleri değiştirebiliriz. Kızım siz delirdiniz mi? Ya kıyarlarsa bebeğine de sana da. Bugüne kadar kim yenmiş ki töreleri? Anne ne olur ağlama. Denememiz lazım. Eğer karşı durmazsak üstümüze gelmeye devam edecekler. Şimdi denemek için bir şansımız var. Ya olmazsa Sıla? Ya kıyarlarsa bebeğine de sana da? Böyle de yaşanmıyor ki anne. Görmüyor musun? Ölüm her zaman ensemizde. Mutluymuşuz, özgürmüşüz gibi davranıyoruz. Hiçbirimiz bir şey olmamış gibi yapıyoruz ama değişen bir şey yok. Bugün olmazsa yarın deneyecekler. Ne olur bir kere denesek. Ya kazanırsak? O zaman sadece bizim değil, birçok insanın hayatı kurtulur. Alo. Sıla. Boran şükürler olsun. Neredeydin bütün gün? Çok merak ettim seni. Merak etme. İyiyim ben. Yalnız burası çok karışmış. Ancak arayabildim. Babanla konuşabildin mi? Babamla görüşemedim Sıla. Ben geldim diye eve adımını atmıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Oysa önce onunla görüşmem gerekiyordu. Çok üzüldüm Boran. Ama zamanla anlayacaktır. Herkesin anlaması için uğraşacağım. Yarın sabah aşiretin bütün büyüklerini toplayacağım. Ben de senin için ve bizim için dua edeceğim. Beni lütfen merakta bırakma. Seni seviyorum Sıla. Ben de seni seviyorum. İyi geceler. Günaydın anneciğim. Kızım niye erkenden kalktın? Bak rengin hala yerine gelmemiş. Biraz daha dinleneydin ya. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi ki. Haklısın kızım. Aklım Boran'a takıldı değil. Ne olacaksa olsun artık. Çok yoruldum. Sıla, hayırlısını dilemekten başka ne gelir ki elden? İnşallah Boran bir müjdeli haber verir de. İnşallah anneciğim. Ben de sabaha kadar bunun için dua ettim. Bu işin sonu hiç hayır değil. Bu kadar zaman ne yaptı kim bilir. Bakalım neler diyecek. Denilenler doğruysa vay halimize.
Ne zaman başlayacağız ki? Bir Firuza'ya gelsin. Firuza'dan ses yok mu daha? Tamam ağalar, ayıp oluyor. Buyur Ali ağam. Buyur ağam. Buyur ağam. İstemiyorum. Buyur. Sağ olasın. Ağam buyur. Sağ olasın. Sağ olsun. Buyur ağam. Sağ olasın. Sağ olasın. Ağam var mı başka bir emrin? Sağ ol Şiva. Ellerine sağlık. Afiyet olsun ağam. Babam geldi mi? Yok ağam. Daha gelmedi. Müsaadenle ağam. Firuz Ağa'nın haberi olmadı mı Boran Ağa? Baksana çok gecikti. Akşam bağ evinde kaldı Sidar. Haber saldı. Gelir az sonra. Babası atası yanında olmazsa desteği kalmaz ağanın. Ağa dediğin desteksiz olur mu? Az daha sabredesin Sidar. Acelemiz yok nasılsa. Adamlar direkt bizle bağlantıya geçtiler Sıla Hanım. Hem ellerindeki toprakları hem de Bitlis'te ürettikleri tütünü satmak istiyorlar. Kimmiş bu adamlar? Mardinli mi, Bitlisli mi? Mardinliler Sıla Hanım. Ellerinde Mardin'deki yatırımı önemli ölçüde büyütecek kadar toprak var. Ayrıca Bitlis'te ürettikleri tütünü de bugüne kadar İstanbul'daki alıcılara pazarlamışlar. Bizim şirketin böyle bir yatırım yaptığını duyunca da hemen bizimle anlaşmaya geçmek istediler. Ne yapalım Sıla Hanım? Zaten böyle bir anlaşma yapılacaksa birebir sizinle görüşmeyi talep ettiler. Tabii ki görüşelim. Biz talep etmeden onların bizi bulması çok daha iyi. Bugün onlar, yarın başkaları. Haklısınız Sıla Hanım. Böylece diğerlerine de ön ayak olmuş olurlar. Yalnız Edip Bey, anlaşmaya oturduğumuzda ne teklif ederlerse kabul edelim. Fiyatı kırmak için pazarlığa girişmeyelim. Sıla Hanım, müsaadenizle size bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Bu yatırım söz konusu olduğunda tavrınız ticaret yapar gibi değil. Mardin'de bir yatırım peşinde olmadığınızı düşünüyorum ben sizin. Merakımı bağışlarsanız asıl konu ne? Yanılıyorsunuz Edip Bey. Tabii ki yatırım yapmak istiyorum. Sadece karşılığında para kazanmayı düşünmüyorum. Ama Sıla Hanım yine aynı kapıya çıkar. Para kazanmak istemiyorsanız bile bu bir ticaret, yatırım değil. Edip Bey, en güzel yatırım insana yapılan yatırımdır. İnsanı insan yapan da özgür olmasıdır. Benim tek hedefim ve tek isteğim oradaki insanların özgür olması. Amme Öttün ağa, geldik işte. Söyle Dilaver. Abi, Boran Ağa burada. Aşireti topladı bu sabah. Ne? He vallahi. Hangi ara gitti bu adam? Daha kaç saat önce boğazıma yapışıyordu. Vallahi dün akşam gelmiş, bu sabah da herkesi topladı dediler. Nedenmiş, öğrenebildin mi? Yok abi, daha kimse bilmiyor. Ama bu toplantı öyle böyle değil. Sade bizim aşiret değil, bütün aşiret ağalarını bir araya getirmiş. Vay vay vay. Demek büyük meclisi topladı ha? Ali ağa da orada mı? Şaka mı ediyorsun abi? Meclis başkansız toplanır mı hiç? Tamam Dilaver. Derdi neymiş öğren bakalım. Konuşulanlardan haberdar et beni. Tamam abi. Aklından neler geçiyor Boran ağa? Üzüm yere eğilmişken benim söz söylememi beklemeyin. Varın siz devam edin ağalar. Ağalar, durum aşikar. Fazla söze de gerek yok aslında. Bizim için yukarıda bir Allah'ımız, aşağıya indirdiği kitap, yerde toprak, aşiret, ağa. Biz hep böyle bilirik. Onlardan ne gördüysek onu bellemişik. Yolumuzu gösteren, içimizi rahatlatan o anlayışlardır. Lakin son olanlardan sonra anladık ki Boran Ağa'nın bize yapacağı hiçbir şey yoktur. Kusurum varsa bağışlayın. Ama Genco aşiretinden ayrılıp aç kalmaya razıyım. Firuza'm, icazetini isterim.
Sen ne diyorsun Sidar Ağa? Ayrılmak ne demek? Ağa haklı. Artık kime güveneceğiz? Doran Ağa. İlk hatayı Yezda'yı alarak yaptı. Eski düşmandan dost olamayacağını bilemedi. Hepimizi ateşe attı. Sonra bu İstanbullu kızın ettikleri. Onun karnındaki dölün doğmadan dile düşmesi seni de bizi de yakmıştır. Bana güven sana. Seni de bebeğimizi de bütün tehlikelerden koruyacağım. Hepsi bir yana, toprağın üstündeki herkesin namusu senden sorulur. Kendi bacına sahip çıkamadın. Gerekeni yapıp namusunu temizleyemedin. Şimdi de bakalım. Benim dölüme nasıl sahip çıkacaksın? Aşiret Midyat'taki toprakların büyük bir kısmını kaybetti. Üstüne bir de tütün fabrikası açılıyor. Köylüler biz işçi olacağız diye palamarı çözüp gidiyorlar. Kimseye sözümüz geçmez oldu. Boran Ağa, bak hele yüzüme. Sen aşirete her şeyi bırakıp töreden hükümden kaçacakmışsın. Kendine sağlam yer yapmak için Midyat'ı çürütmeye çalışıymışsın. Doğru mudur ağam? Bilmeye hakkımız var. Değil hele. Aklından neler geçiyor? Buralara kök salmaya uğraşan İstanbullu şirketin başında senin karın varmış diyorlar. Bizim topraklarımızda bizim adamlarımız bu şirkete çalışacakmış. Sen de bizi bırakıp onların başına geçecekmişsin. Ne dersin ağam? Ağalar, müsaade buyurun. Özdemir adlı İstanbul'daki şirket. Yarın öbür gün diğer şirketler. Daha sonra da gavur şirketler gelip topraklarımızı satın alacaklar. Kendi toprağımızda sürgünlük yaşarız. Urfa'da da bunu yapmadılar mı? Ama hepsinden önemlisi bizim insanımız açlığa dayanıklıdır. Susuz da yaşarık, topraksız da yaşarık. Ama namussuz yaşayamayık. Boran Ağa'nın önce bunu temizlemesi gerekir. Endişeleniyorum abay. Saat kaç oldu? Hala bir ses çıkmadı. Sakin ol Sıla. Meclis toplantısı bu. Uzun sürmüştür. Haklısın. Bir haber gelirse hemen beni ararsın değil mi? Tamam Sıla. Sonra görüşürüz. Hoşça kal. Hülya Hanım, ben çıkıyorum. Eve gideceğim. Acil bir durum olursa ararsınız. Ağamız kuş olup Mardin'e uçmuş bile. Üstelik bize söylemeye zahmet etmedi. Haberim var oğlum. Sabah sen evden çıktıktan sonra aradı abim. Tamam. Beni adam yerine koymadığını hepimiz biliyoruz. Ama seni çağırması yakışık almaz mıydı? Bütün ağalar toplanmış aşiretimiz hakkında karar alıyor. Ama biz böyle yabancı gibi dışarıdan haber bekliyoruz. İsteseydin ben de giderdim. Peki. Atlasan uçağa bir saatlik yol. Belli ki Buran'ın aklında bir şeyler var. Buran'ın aklında ne olacak ki baba? Zaten her şey ortada. Üstelik bize saygısızlık etmesini sineye çekiyoruz. Ne seni sayıyor işte. Ne de beni. Baba. Daha fazla beklemeye tahammülüm yok. İzin ver. Bitireyim işi. Can. Ben sana demedim mi bu işe karışmayacaksın diye? Eğer bunu yaparsan burandan ne farkın kalır ki? Sen de benim amcanın sözünü hiçe saymış olmayacak mısın? Hem amcan Sadık'ı görevlendirmiş. Eli kulağındadır. Gelip bu işi bitirecek. Bugün bir fabrika, yarın 10. Bu düzen bozulursa ipin ucu kaçar. Durdurabilirsin. Kimse varmasa fabrikaya tasını tarağını toplayıp giderler gerisin geri. Ağalar, toprağı da işçiyi de parayla geri getiririk. Ya namus? Yüzümüzü yerden kaldıramıyoruz. Bunun bedeli nedir? Töremizin hükmü bunlara açık değil midir?
Bunun tartışılacak nesi var? Ağlar. Herkes eteğindeki taşları döktüğüne göre beni dinleyin artık. Ben ne Firuz'un ne de Boran oğlumuzun namusundan yana şüphe taşımam. Ama ve lakin her şeyde zaaf olur ama ağalıkta olmaz. Mevki ve zemin göründüğü kadar sağlam değildir. Bir meyve büyük bir ağaçta sağlam bir dalda yetişir. Ama içine kurt girerse ne ağacın ne de dalın hükmü kalmaz. O düşecektir. Boran oğlum, o kurdu çıkarabilecek misin? Ağam, kaybedilen topraklar, ayrılan aileler benim parça parça koparılan etimdir. En çok cana acıyan yine benimdir. Bizler bu toprakları atalarımızdan emanet aldık. Kan döktük, can verdik. Ama kimseye ne ödün verdik, ne de bir karış toprağımızı hediye ettik. Bu sayede yıllarca barış içinde hüküm sürdük. Ağalığı teslim aldığımdan beri aşiretimiz bir adım bile geri düşmedi. Toprağımızın bereketi dinmedi. İnsanımızın yüzü hep güldü. Emin olun ki bundan sonra da böyle olacak. Kaybettiğimiz her şeyi geri alacağım. Para için aşiretten ayrılanlar zaten bizden değildir. Kırdığımız, kaybettiğimiz insanlar varsa onların da gönlünü almasını ben bilirim. Bu konuda sizlerin fikirlerini dinlerim. Ama ne kendime ne de aileme namussuz dedirtmem. Hükmü, töreyi ben de bilirim. Ama çocuğumu taşıyan karımı öldürmemi, bu çocuktan vazgeçmemi istemeyin. Soyumun devamıdır bu çocuk. Karar sizin, hüküm sizin. Boynum kıldan ince diyemem. Hala doğumdan önce karımı öldürme fikrini sürdürürseniz beni çiğnemeniz gerekir. Elinizdeki kanı da kefenime silersiniz. Yanında benden birileri olsun istedim. İyi ettin yavrum, iyi ettin. Dur ben kızlara söyleyeyim, bize birer kahve yapsınlar. Karşılıklı içeriz. Dilan, ne okuyorsun? Ben kitaplarımı getirmedim de bunu da senin odanda buldum. Okuyordum. Zamanla yerleşir yaşadıkları, yeniden konumlanır. Çoğalır anlamları, önemi kavranır. Bir zamanlar anlamadan yaşadığın şey çok sonra değerini kazanır. Yokluğu derin ve sürekli bir sızı halini alır. Oysa yapacak hiçbir şey kalmamıştır. Mutluluk geçip gitmiştir yanınızdan. Her şeye iyi gelen zaman sizi kanatır. Ölmüş saadeti karşılaştır yaşayan mutsuzlukla. Günlerin dökümünü yap. Benim senden, senin benden habersiz alıp verdiklerini kim bilebilir ikimizden başka? Sen kızdın bana değil, ben hemen bırakayım. Kızmadım Dilan. Dilan anlat bakalım. Bizim oralara kar yağdı mı bu sene? Biz hiç görmedik buralarda. Yağdı ama çok yağmadı. Sen iki kış önce görecektin. Okula falan gidememiştik inan ki. Buralarımıza kadar kar vardı. Bir de evin bahçesine Emine kocaman kardan adam yapmıştık. Keşke birlikte olsaydık. O kışta, diğer kışlarda da. Onca üzüntü yaşadın abla. Bizi tanıyınca yine de buralara gelmemeyi istedin mi? İşte burada bizim fakirhanemiz kızım.
Bu da senin küçüğün Dilan. Hoş geldin. Bu da anam kızım. Büyüyebilseydik hiçbir şey bu kadar zor olmazdı. Keşke anamların parası olsaymış da seni bırakmasalarmış. Kadın yüklüyse hüküm durur. Bunun vebali büyüktür. Töremizde de dinimizde de bu böyledir. İyi dersin de bu iş bu kadar uzamayacaktı. Şimdi bunu misali alanların önüne geçemeyiz. Ağalar, ya bir yol açın ya bir yol bulun. Ya da yolundan çekin. Olanlardan sonra süngüsü hiç düşmemiş. Meydan okumaya ne gerek var? Durum ortada. Ağalar, bu aşirete artık bir bey gerekir. Aşiret varsa aşiretin beyi de var. Ağalar, sakin olun. Herkes yerine otursun. Yerinize oturun dedim. Orhan Ağa'nın soyunu sürdürebilmesi için gelinin doğum yapmasını beklemektir doğru olanı. Bu arada Genco aşireti topraklardaki hükmünü sürdürecektir. Ne diyorsun ağam sen? Ayrıyeten ağanın namusuna ve karısına dil uzatılmayacaktır. Boran oğlum, sen de en kısa zamanda şu toprakları geri almanın bir yoluna bak. Bu arada bu şirketle hiç kimse anlaşma yapmayacaktır. Yapanların icabına hemen bakılacaktır. Babanızın işleri işte kızım. Sanki olmamış gibi her naneye atılır. Hayatında rakıdan başka bir şey içmemiş olan adam o gün tutturdu ben bu viski içeceğim bana bir şey olmaz diye. Ona sonra ne oldu? Hiç kızım ne olacak? Hoşaf suyu diker gibi dikti kafaya bir şişe içkiyi. İçi yandı ama korkusundan ağzını açamadı. Ay ana. Ana dokunma da onca içki. Kız dokunmaz olur. Kavak gibi bir o yana, bir bu yana böyle sallandı, küt diye kapaklandı yere. Komşularla zor taşıdık içeri. Ona kalsa güvercin olmuş uçacak. Köpek ölüsü gibi ikindiye kadar yattı. Ayşe, kız bak lafa daldık, fincanları soğuttuk. Hadi bak bakalım şu fallara. Gelin ağam. İlk senin falına bakayım ister misin? Ver Dilan. Neyse halin çıksın falin. Haydi bismillah. Gelin ağam. Yüreğin üstüne bir karartı çökermiş. Ama bir elleriyle itiyor karartıyı. Gün ışığı süzülüyor yüreğinin üstüne. Bak, ben demedim mi iyi haber alacağız diye. He ya. Kız bir bak bakayım orada bir adam görüyor mu? Boran ağama benzeyen. Kimse yok ama. İki el var, kocaman eller. Ben bildim, vallahi abimin elleri onlar. He? Konuş Ayşe, konuş. Haydi kız. Sonra bitiveriyor sıkıntıların. Her bir şeyi unutuveriyorsun.